Her geçen gün gelişen dünyada çocuklarımız artık dijital bir çağın çocukları olarak öne çıkıyor. Şimdi aslında interneti çok güvenli olduğunu düşünmemek gerekiyor. Vahşi bir orman olarak düşünebilirsiniz interneti. Her an sağdan soldan size birçok zararlı gelebilir. Güvenli internet için öncelikle bilinçli olmak gerekiyor. Yani bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Öncelikle evdekilere bakmamız gerekiyor. Evdeki çocuklarımız için hizmet aldığımız servis alıcıdan mutlaka aile güvenliği, aile paketi gibi hizmetleri var. Bunları mutlaka almamız gerekiyor. Küçük çocuklarımızın ki ayrı odalarda değil de gözümüzün önünde mutlaka internete girmelerini sağlamamız gerekiyor. Çünkü farkında olmadan reklamlarla birlikte açılan linkler vesaireler bizi bambaşka noktalara götürüp telefonumuza, tabletimize, bilgisayarımıza zararlı yazılımlar yüklememesine sebep verebilir. Bunlar da bizi takibe alabiliyor. Günümüzde dışarı çıkmak yerine günde birkaç saatlerini internette, sosyal ağların sanal gerçekliğinde harcıyorlar. Sosyal medya gibi, mail gibi şifrelerimizi oluştururken mutlaka sağlayıcıların, işte Instagram, Facebook gibi sağlayıcıların artık iki aşamalı şifreleme denilen bir metot kullanıyorlar. Mutlaka onu kullanmak gerekiyor. Two Factor Authentication dediğimiz bir yöntem. Sadece şifre değil, telefona gelecek SMS doğrulamalarıyla aynı bankalardaki gibi bir doğrulama gerekiyor. Eğer bunlara dikkat edersek hesaplarımızın çalınması ya da şifrelerimizin ele geçirilmesi gibi mevzuları minimuma indirmiş oluyoruz. %100 koruma diye bir şey asla yok, kesinlikle yok. Bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Güncel antivirüs yazılımları, güncel web filtreleme yazılımlarını mutlaka kullanmamız gerekiyor. Artık internet üzerinde bulabilecek kaliteli ücretsiz yazılımlar da var, bireysel olarak kullanabilecek. Mutlaka bunları kullanalım. Lisanslı yazılım kullanmaya özen göstermemiz gerekiyor. Peki çocukların teknolojiden faydalanmasını sağlarken aynı zamanda siber tehditler açısından güvende kalmalarına nasıl yardımcı olabiliriz? Çünkü lisanslama yapmazsak kullanılan crackli yazılımlar, kopya yazılımlar bize zararlı yazılımları da yanında getiriyor. Farkında olmadan bilgisayarımızı bir zombi bilgisayar haline dönüştürüyoruz. Bizim kameralarımızı, mikrofonlarımızı farkında olmadan açıp arka taraftan birçok bilgiye vakıf olma haline getirebiliyoruz. Bilişim uzmanı Ergün Kalıç bu süreçte ebeveynlerin neler yapması gerektiğini Aksu Haber'e anlattı. Birçok kişinin şikayeti oluyor mesela. Hani ortamda bir şey konuşuyorsunuz hemen şak diye onunla ilgili bir mesaj geliyor. Bunlar hep bu tarz mevzulardan kaynaklı durumlar. Kullandığınız uygulamalar, mikrofonlara verdiğiniz yetkiler, akıllı telefonların akıllı asistan özelliklerinden oluşan kelimeler sürekli sizin dinlemelerine sebep veriyor ve bu anahtar kelimelerle size reklamlar oluşturulmasını sağlıyor. Güvenli internetteki en önemli konulardan birisi sosyal mühendislik dediğimiz ortamlardan elde edilen bilgilerle bize bilgilerimizin elde edilmesi. Şifrelerimizi bir yerlere yazmamamız gerekiyor, bir yerlerde konuşmamamız gerekiyor. Doğum tarihi, isim, aile mensuplarına yakın şifreler oluşturmamamız gerekiyor. Anlamlandırılmaması gerekiyor bizimle bir şekilde. Ve kullandığımız her platform için ayrı ayrı şifre kullanırsak çok daha faydalı çözümler elde ederiz.